Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Huawei durdurarak bilmiyor. Zaten hani telefonları falan gelmeye başlayacak ama bu laptop içinde bayağı iyi hale geldiler. Şimdi de yanımızda MateBook 14 var. Yenilenmiş haliyle çok farklı işlemci, RAM ve fiyat seçenekleriyle karşımızda. İsterseniz gelin bir de yakından bakalım. <laughs> Öncelikle 23 Ağustos tarihi itibariyle hani bu video kaçında yayınlanacak bilmiyorum ama yani en azından tarihi olarak söylemiş olayım önce ya da sonra olsa da 23 Ağustos itibariyle Huawei'nin kendi mağazasında okula dönüş kampanyası var. Oradaki bir indirimlere bakabilirsiniz. Bu da onlardan biri olacakmış. Tabii ki özellikle okul ve iş konusunda performanslı bir cihaz isteyenler için gerçekten güzel bir seçenek olacak. MateBook 14. Tasarımıyla başladığımızda arkada artık daha büyük bir Huawei yazımız var. Metal bir yüzey var. Bunu çok iyi bir şekilde yapıyor. Huawei zaten tasarımsal olarak baktığınızda ha bu Huawei diyebiliyorsunuz bu konuda. Boyutlarından bahsetmek gerekirse 307.5 milimetrelik bir uzunluğumuz, 233.8 milimetrelik bir enimiz ve sadece 15,9 yani 16 milimetre diyebileceğimiz bir kalınlık hatta inceliğimiz mevcut. Sadece 1,49 kilogramda ağırlığında 1,5 kilo 15 inç hatta 14 inç rahatlıkla taşınabilecek bir cihazdır kendileri. Ekrana baktığımızda artık çerçeve işini bayağı çözmüş Huawei. Yani alt tarafta da daha önce çerçevemiz var. Sağ ve üst tarafta 4,9 milimetrelik çerçevelerimiz var. Karşımızda da 3'e 2 ekran olanı çıkıyor. Huawei bu konuda biraz inatçı. Neden? Çünkü diyor ki 3'e 2 ekran oranı 16'ya 9 ekran oranına göre çok daha fazla alan sağlıyor. E bu da öğrencilere, profesyonellere, iş insanlarına yönelik bir cihaz olduğu için genel kullanımda da siteye girdiğinizde daha fazla içerik görebiliyorsunuz. Bir sunuma baktığınızda daha geniş görebiliyorsunuz. Benim de önde notlarım var mesela. Baya bütün sayfayı neredeyse görebiliyorum. 16'ya 9'da baktığımda bunların büyük bir kısmı yok oluyor. Bu açıdan mantıklı. Ekran %100 sRGB renk gamutunu destekleyen 2K çözünürlüğünde yani 2160'a 1440 piksellik bir ekran ve 300 nitte bir parlaklığa çıkıyor. %90'a varan bir ekran gövde oranı burada çok çok önemli. Gerçekten baktığınızda karşıda sadece ekran var. Bu 3'e 2'nin tek dezavantajı bir video izlediğinizde hani yukarıdaki alttaki boşluklar biraz şey yapabilir ama alışıyorsunuz. Bence 3'e 2'nin genel kullanımdaki artıları buna göre daha İyi. Bir diğer yandan alt tarafta yine klasik Huawei gibi bir tam boy klavyemiz var. Arkadan aydınlatması var. Buradan 3 kademe olarak açıp kapatabiliyorsunuz. Bir diğer yandan klavye gömürü tabii ki web kameramız var. Hani bunu seveni de var sevmeyeni de var. Başta böyle bayağı bir sevmemiştim ama artık alıştım. Direkt burada gizlenmesi fiziksel olarak gizleniyor olması. En baba hacker bile bilgisayarınıza ulaşsa sizi göremeyecek anlamına geliyor. Öyle bantla kapatayım falan filan uğraşmıyorsunuz. Onu da F6 ile F7 arasına koymuşlar. Alt tarafta bir dokunmatik yüzeyimiz var. Bunun genişliği konumu çok iyi. Yani böyle zaten ortalamışlar ama rahatlıkla böyle parmağınızla şey yapabiliyorsunuz ve Yıllardır söylüyoruz hassasiyeti en başından beri Huawei çok iyi bir şekilde ayarlamış. Burada da onu güzel bir şekilde yapıyor. Bu arada burada Huawei Share özelliği de var. Hadi sonda söyleyeceğim şeyi başta söylemiş olayım. Huawei Share ile beraber buraya Huawei bir cihazınızı dokundurduğunuzda NFC tagi ile algılıyor. Ve hemen burada Huawei Share ekranını One Hop özelliği ile beraber aktarabiliyor. Ne yapıyor? Bilgisayar ekranınızda telefon ekranını görebiliyorsunuz. Artık Harmony OS ile beraber örneğin MatePad bir ikinci bir ekran olarak kullanabiliyorsunuz. Bir diğer yandan dosya aktarımında OneHop'la da çok hızlı bir şekilde aktarım. Yani isterseniz telefondan direkt bilgisayara ya da ekranda sürükle bırak işlemiyle yapabiliyorsunuz. Bunu zaten defalarca anlattık Huawei'nin bu yeni cihazında da tabii ki bu mevcut. Sağ üst tarafta bir güç tuşumuz var. Şeyinden de anlıyorsunuz. Parmak izi okuma özelliği var. Direkt hızlıca açabiliyorsunuz. İşte şifre gireyim, pin gireyim derdi olmadan çat diye açıyorsunuz. Ve biyometrik de bir güvenlik oluyor. Her zaman biyometrik güvenlik çok daha güvenilir, çok daha iyi bir şeydir. Sağ alt tarafta Core i7 logomuz ve iRX Iris XE grafik birimini görüyoruz. Bunu zaten özellikle MacBook X Pro'da bahsetmiştik. Burada da tabii ki bahsedeceğiz. Sağ tarafına geçtiğimde 2 adet USB 3.2 Gen 1 Tip A bağlantımız Sol tarafta bir adet tipçe, bir adet 3.5 milimetrelik kulaklık jakı, hemen altında da tam boy bir HDMI bağlantısı var. Yani yine o çoğaltıcı aparata gerek olmadan buradan fareni de bağlarsın, depolamanı da bağlarsın, ikinci ekranını bağlarsın, kulaklığını takarsın, şarja takar ya da ekstra bir cihazı da bağlayabilirsin anlamına geliyor. Tebrikler Huawei bol bol port olması bizim için önemliydi. Alt tarafına baktığımızda 2 adet 2 watt'lık hoparlör var. Ses değeri gayet yeter değerli seviyede ahım şahım yüksek değil az da değil tam kıvamında olmuş. Hani günlük kullanımda performans da isteyen insanları falan düşündüğümüzde buradan işte film dizi izlerken sunum yaparken çok iyi bir şekilde yapıyor. Bu arada 4 adette mikrofonla sizin sesinizi aldığını söyleyelim. Huawei bunu zaten birçok modelinde yapıyordu. Burada da sesiniz gayet temiz bir şekilde karşıya gittiğini söyleyelim. Gelelim güç tarafına. Bizdekinde dediğim gibi 11. nesil Intel Core i7 1165G7 işlemcisi var ve Iris Xe grafikleriyle ben beraber destekleniyor. Ama piyasada Matebook 14 serisi oldukça geniş skalada geldiğini söyleyeyim. Diğer bir yandan isterseniz Core i5 1135G7 versiyonunu alabilirsiniz. AMD kanadında Ryzen 5 4600H ya da Ryzen 7 4800H işlemcisini de tercih etmeniz mümkün. 8 ve 16 GB RAM, 256 ve 512 GB'ta depolama seçenekleri var. Bizdeki 16 GB RAM, 512 GB depolama olduğunu söyleyelim. Yani MacBook 14'ün en güçlüsü bize gönderilmiş ama siz bütçenize ya da ihtiyaçlarınıza göre bu skalada oldukça geniş bir şekilde tercih yapabileceğinizi de söylemiş olalım. Huawei'nin burada vurguladığı şeylerden biri de soğutma. Sonuçta metal kasa zaten evet soğutmayı yayıyor falan filan ama artık çift fanlı soğutma sistemi çift ısı borusuyla bu iki fan arasındaki hava akışı %39 daha iyi bir performans sergilediğini söylüyor. Ben şimdiye kadar hiçbir zaman ısınma derdi yaşamadım. Sadece yaz aylarında bacaklarımız biraz açıkken koyduğunuzda bir performans isterseniz bazen ısınmayı alttan hissedebiliyordunuz. Bunu da biraz daha onu da çözmüşler. Çünkü fan kanadı alanını %7 kanat sayısını %49 arttırarak %40 da fanları inceltmişler. Bu sayede bu kadar ince bir şeydi. Çiğit fanla beraber sağlayabiliyorlar ki alt tarafı ve cihazın şuradaki üst boşluğunda e, hava giriş çıkışları için bölüm mevcut. Mis gibi de bunu yaptığını söyleyelim. Bir diğer yandan batarya kısmı 56 watt bölü saatlik bir bataryamız var. Kendi verilerine göre 10 saate kadar video oynatma, 10 saate kadar iş durumu, 8,5 saatlik webde gezinme yani internette gezinme özelliklerini bizlere sağlayabiliyorlar. Ben kendim kullanırken normalde biliyorsunuz MateBook X Pro 2021 modelini kullanıyorum. E aynı zamanda 2020 modelinde de Windows 11'i test ediyorum. X'ini kenara koydum, sürekli bu cihazı kullandım. Bu cihazı kullandığımda da ben rahatlıkla sabah ofise e geldikten sonra... bütün gün burada çalışıp, gerektiğinde zaten akşama kaldığımda da notlarıma devam edip... içerik yazma, video yayını alma, video izleme... hani özellikle bizden çıkan videoları kontrol ederken falan mis gibi bütün günümü alıyordu. Akşam evde şarja takmam şimdiye kadar bir kere gerekti. Genellikle bir sonraki sabah ofise geldiğimde bir, bir saatlik falan şarja takmam gerekiyor. Çünkü yarım saatlik şarjda %48-50 arası yani 40-50 arası diyelim hadi biraz geniş tutalım şarj oluyor. 1 saat 1 saat 15 dakikada da kendini fulluyor. E zaten bir de çok ufak bir bataryası var. 65 wattlık artık bütün Huawei cihazlarında bu çıkıyor yani laptoplarında. Tek bataryayla telefonunuz, tabletiniz, bilgisayarınız hepsini şarj edebiliyor olmakta. tabii ki burada önemli bir artı sağladığını da söylemiş olalım. Yani MateBook 14 aslında X Pro'ya da göz kırpan genel hatlarıyla ince çerçevesi, rahat kullanımı, şık tasarımıyla çok çok iyi bir cihaz olmuş. Fiyatlara gel ise ben size en düşükten en yüksek konfigürasyona kadar sayacağım. MateBook 14'ün R5 versiyonu yani Ryzen 5 işlemcili versiyonu 8 GB RAM 256 GB depolama alanı seçeneğiyle 7.499 TL'ye satılıyor. Ryzen 5'li 16 GB ve 512 GB seçeneği yani 16 GB RAM ve 512 GB depolama isterseniz 8.699 TL. Ryzen 7'li versiyon isterseniz 16 GB 512 depolama ile beraber beraber 9999 TL. Ben i5 16-512 derseniz 11.999 TL. Ee, bizdeki konfigürasyon olarak her şeyi yapabildiğiniz, yani günlük işlerinizi rahatlıkla yapabildiğiniz, gerektiğinde ağır sikse oyun da oynatabiliyor. Adobe programlarında da çalışabiliyorsunuz, CAD programlarını da yapabiliyor. Yani iş, okul, bütün her şeyiyle dört dörtlük bir bilgisayar aradığınızda da i7 16-512 versiyonu da 12.999 TL fiyatla satıştalar efendim. Siz kendi bütçenize, ihtiyaçlarınıza göre bu skaladaki AMD, Intel, i5, e, i7, Ryzen 5, Ryzen 7 arasında tercih yapabileceğinizi de söylemiş olalım. Genel olarak bahsetmek gerektiğinde zaten özetlemiş oldum ama yani hem aydınlatma olması burada önemli bir avantaj. Geniş, rahatlıkla kullanılabilir dokunmatik yüzey avantaj. Fonksiyon tuşları üzerinden direkt ışık ayarlama, ses ayarları, kamerayı açıp kapatma, mikrofonu direkt kapatma, gerektiğinde tekrar açma, çoklu ekran kullanımı, e, direkt ekrandan e, ekran görüntüsü alma. Bunda da tabii ki 3 parmakla ekran görüntüsü alabiliyorsunuz. Çünkü dokunmatik bir ekranımız var. Dokunmatik ekranın da avantajlarıyla beraber gayet güzel bir cihaz olmuş kendileri. Eğer siz de bütün işlerimi yapabileyim, beni yarıyor olduğu bırakmasın hızlıca şarj olsun kocaman şarj aletleri taşımayayım diyebileceğiniz şık ve güzel bir bilgisayar arıyorsanız bence MateBook 14'ü bir göz atmanızı öneririm. Yakınızda bir Huawei Store varsa oradan da canlı kanlı canlı görebilirsiniz. Aynı zamanda perakende zincirlerinde de olacak diye biliyorum. Diyelim sizler de MateBook 14 hakkındaki düşüncelerinizi e, bahsetmek istediğiniz şeyleri yorumlar bölümünde ya da sormak istediğiniz şeyleri tabii ki aktarmayı unutmayın diyelim. Huawei laptop çıkarmaya devam edecek. Farklı bir Huawei laptopta bilgileri alana dek şimdilik kendinize çok iyi bakın. Bakın ve hoşça kalın